Bugün Emet'e bir seçim ziyareti için daha gelmiş bulunmaktayız. Hem dostlarımızı ziyaret ediyoruz hem de seçimle ilişkili olan mesajlarımızı veriyoruz. Öncelikle ülkemizin dünyanın içinde bulunduğu bu karmaşa içerisinde etkilendiği, onun da ciddi sıkıntılar çektiğimiz, başta terör olmak üzere problemler yaşadığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bütün bu sorun ve sıkıntıların üstünden geçmiş dönemlerde geldik ve ülkemizi kalkınma, refahı, huzuru için var gücümüze çalışıyoruz. Türkiye baştan sona neredeyse imar edildi. Bu hangi aşamalarda oldu, hangi koşullarda oldu? Bir yandan içeride ve dışarıda terörle uğraşırken PKK, DAEŞ, DHKPC ve envai çeşit terör örgütleri, bir yandan bunların dış uzantıları, işte bunların hemen dışarıda Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla gerçekleştirdiğimiz yurt dışı askeri harekatlar ki hala devam ediyor. Bir yandan da dünyadaki egemen güçlerin bölgemizde bir egemenlik mücadelesi ve kavgası ve ülkemiz üstündeki emelleri ile ilgili mücadele yaparken oldu. Şu anda da bunlar henüz sona ermiş değil. Bu aşamada Cumhurbaşkanımızın ve partimizin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu, adeta bir şah damarı mertebesinde ülkemizin besleyen en önemli kaynak olduğuna inanıyoruz. Bu seçimler vatanımızın bekası, bayrağımız, ezanımız, milletimiz için aynı zamanda bir gelecek, bir karar seçimleridir. Biz bu seçimlerin önemini vatandaşlarımıza paylaşıp elbette önce başkanımıza, yine meclisimize destek istiyoruz. Benim bugünkü ziyaretimin bir başka anlamı da şu: milletvekili olarak, görevinde olarak Emet'e son ziyaretim. 7 yıl boyunca biz Emet'i hiç ihmal etmedik. Belli aralarla sürekli ziyaret ederek Emet'in dert ve sorunlarını, sıkıntılarını gidermek, taleplerini karşılamak üzere daima vatandaşla iç içe olduk. Bugün de gördüğüm manzara benim açımdan büyük mutluluk verici. Sokakta, çarşıda insanlarımız bizlere bu hakkımızı teslim ederek saygıyla, sevgiyle muamele ediyorlar. Bir görevi başlamak kadar itibarla ve gönül hoşluğuyla bırakabilmek, karşılıklı rızayla bırakabilmek, helalleşerek bırakabilmek de herkese nasip olmayan bir şey. Ben bu noktada tekrar gazeteniz vasıtasıyla tüm emeklilerden helallik istiyorum. Bizim varsa onlara hakkımız, onlara helal olsun. Bu geçtiğimiz süre içerisinde de emekle alakalı çok önemli çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdik. Emet'in ana, bence can damarı olan sorunu, içme suyu problemiyle ilişkili kalıcı çözüm getirmek üzere Emet göletinde artık sona gelinmiş durumda. İşte birazdan hastanemizi ziyaret edeceğiz. Allah'a şükürler olsun. Emet'e belki bir asır boyunca hizmet edecek, Emet'le alakalı sağlık ihtiyaçları için en güzel ortamı sağlayan pırıl pırıl bir hastaneye kavuştuk. İçinde en son sistem, bütün cihazlar, teknolojiler hepsi bulunuyor. Ve doktorlarımız da tamamlandı. Kadın doğumumuz, çocukçumuz, 3 tane dahili uzmanımız, genel cerrahımız, aile hekimlerimizle birlikte ve diş hekimlerimizle birlikte modern ve güzel bir hastanede hizmet veriyor. Daha önce de toplum sağlığı merkezini tamamlamıştık. Gazi Kemal İlkokulumuzun yapımı şu anda devam ediyor. Yine orta öğrenim öğrenci yurdunu yapmıştık. KYK yurdu şu anda yapılıyor. Bunlara ilave olarak bir tematik enerjiyle ilişkili lisede Enerji Bakanı'ndan bilgi verildiği üzere memleketimize kazandırıldı. Emet Etibor'da boruk asit fabrikası yapımına başlanıyor. Daha 2 sene evvel Emet Etibor ve şirketlerinde toplam 1500'e yakın kardeşimiz çalışırken bugün bu rakam 2100'lere kadar çıktı ve şirketler bugün hakikaten işte şoför, iş makinesi kullanan, buna benzer artık Emet'ten çalışacak eleman bulmakta zorlanır hale geldi. Emet'te mutlaka daha fırsatlar var ve özellikle bir de şunu da belirteyim: yolla ilişkili konu Emet'in
şu anda en ana ihtiyacı ve konusu. Bunu geldiğimiz günden beri önem verdik ve söyledik. Emet'in şu anda 3 bir yana yolları yapılıyor. Dördüncüsü de yatırım programına alındı. 3 bir yana derken Simav yolu yapılıyor, Çavdarhisar yolu yapılıyor. Tavşanlı yolu da yeniden ihale ediliyor. Tavşanlı yoluyla ilişkili vatandaşımızdan gelen haklı bir tepki var. Bununla ilişkili kısa bir açıklama yapmam gerekirse, geldiğim günde yaptırdığımız ihale genç inşaatın işi götürememesi ve iflas etmesi sonucunda yarı kalmıştı. Sonraki süreçte yapılan iki defa ihale ise kamulaştırma sorunları ve imar sorunları, bunlar mahkemelik olan, yasaya giden, bozulan bir takım konular. Bunlardan dolayı yürütülemez hale geldi ve onlardan dolayı sonlandı. Şimdi bunların hemen hemen tamamı artık aşıldı. Kamulaştırma sorunları giderildi, imarla ilgili uzlaşmalara varıldı. Şu anda 12'sinde inşallah bütün yol SEG asfalt olmak üzere yeniden ihalesi yapılıyor. Ben şu mesajı vereyim. Bir firma, iyi bir firma aldıktan sonra artık bu yolla ilişkili Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmaz. Çok hızlı bir şekilde yapıldığını şahit olacağız birlikte. Ve bundan sonra da Emet'in önü açık olmuş olacak. Ben bu vesileyle tekrar bütün Emetlilerin Ramazan'ını, gelecek yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ni ve bayramını şimdiden kutluyorum. Tüm kardeşlerimize, dostlarımıza huzur içerisinde, güzellik içerisinde, refah içerisinde bir yaşam temenni ediyorum. Ülkemiz için de inşallah gelecek huzur olsun, aydınlık olsun, refah olsun, kalkınma, gelişme olsun. Desteklerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için olsun diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim.